Ağrı'ndan, Kumburun'dan, Taşkapı'dan. Bugün gene İnci ile beraberiz, Doktor İnci Türkoğlu ile beraberiz ve İnci bizi Stratonikea'da gezdirecek, antik şehirde. Oradan canlı yayın yapacağız. Parantez içinde doğru söyledim bu sefer, farkındaysın. Evet. Çalıştım. Evet, canlı yayında antik şehri gezeceğiz. İnci bize güzel anlatımlarıyla, muhteşem anlatımlarıyla anlatmaya başlayacak. İnci'cim günaydın. Günaydın canım. Hoş geldin. Hoş Harika bir buldum. yerdesin, biliyorum. Evet, biraz sıcak yalnız bu hafta bayılttı. Onun Haklısın. haricinde Haklısın. yani Güneydoğu'dakiler ne yapıyor bilmiyorum sonuçta. Evet, ben de rüzgardan kaçtım böyle kuytularda köşeye ki rüzgarı yemeyeyim, sizinle rahat konuşayım diye. Ben de üşüyorum. Ayıptır söylemesi. Ay vallahi Evet. üşüyecek halde değiliz güzelim. Aa, evet, haklısın ama şimdi açık alandan canlı yayın yapmak da gerçekten çok keyifli bence. Şimdi göreceğiz bakalım yani denediklerimiz de işe yaradı. Süper. Evet. Hocam söz Yani. sizde. Evet efendim merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi ben Stratonikea antik kentinin girişinde bulunuyorum. Arada bir kamerayı kendim, arada bir karşıya çevireceğim. Gördüğünüz gibi otobüs parkı bu tarafta. Yatağım Milas yolu üzerindeyiz. Hemen şöyle çevireyim. Bakın arabanın biri üstten geçen var. Bu yol yeni yolumuz. 2-3 sene oldu açılalı. Normalde yolumuz şu arkada Kadı Kulesi Tepesi dediğimiz yerden geçiyordu. O yolu iptal ettik ve buradan yeni bir giriş yaptık. Şu anda misafir otoparkımızı görüyorsunuz ve arkada şöyle zoomlayayım. Görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor. Bunlar satış yerleri. Biliyorsunuz öğren yerlerinde karşılama merkezleri ve bu tür dükkanlar yapılıyor. Hemen burada iskeletini gördüğünüz kısım ise bizim bekçimizin ve bilet kişisinin olacağı kısım. Şöyle yapalım. Evet, böyle yavaştan gezmeye başlıyoruz. Biraz önce burada dozer vardı, o yüzden misafirlerin arabaları şu an yolun kenarında. Şöyle sol tarafta bu yeni beyaz gördüğünüz yol karşılama merkezine, ziyaretçi merkezine gidiyor ama ondan önce ben size şu ağaçları göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bu Oo, zeytin ay ağacının ne kadar evet. eski olduğunu? İnanamıyorum. Kaç Evet. asırlık acaba? Aynen Zeytin bak ağacı bir değil tane mi? de evet zeytin ağacı bir tane de burada var. Mesela bunun gibi bazı ağaçlarımız var bizim. Diğer kazı alanlarından geldi. Diğer kazı alanımız bizim burada kuş uçumu 9 kilometre kuzeyde. Yani şu an kuzeye bakıyoruz. Orada Lagina var. Lagina'dan önce de bir kurtarma kazımız var. Yatağın termik santralının şeyinde kazı alanında. Çünkü orada dekapaj alanı dediğimiz bir kazı alanımız var. Orada 100 kadar işçimiz var. Uzman arkeologlarımız, restoratörlerimiz çalışıyor. Oralarda mesela dekapaj alanında 100 küsur metre, 200 metreye yakın aşağıya iniliyor. Normal yüzeyden yani topografya değişiyor. İşte orada böyle eski olan ağaçları, çok yaşlıları biliyorsunuz zeytin kesmek yasaktır. Ve zaten hoş karşılanmaz kültürümüzde. Onları aldık. Bir kısmı bizim kazıda, bir kısmı Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin kampüsünde, bir kısmı Ladükya Ören yerinde mesela bir sürü yere taşıdık ve diktik ve canlandılar. Şu Ay gördüğünüz kaya, harika. evet yani Ya zebilat ölmemiş diyoruz. olmaları çok güzel. Yok yaşıyorlar, inanılmaz bir şey. Ya Şu ne kadar. gördüğün evet mermer. Burada Stratonikea kazısına katkıda bulunan kazı başkanlarının isimleri işlenecek. Sonra böyle diğer alana doğru ağaçların altında bir sürü lahit, mezar var. Ve bunlar şey yapılacak, yürüme yolu açıldığında karşılama merkezine mezarlardan örnekler. Çünkü bu kazdığımız alanlarda özellikle kurtarma kazısı alanında biz 500 kadar, 500'den fazla Bizans mezarı kazdık. İskeletleri çıktı. Şu an antropologlar inceliyor. Ben mesela mezarların yanını yapıyorum. Bir kısmını da teşhir amacıyla buraya getirdik değişik kurtarma kazısı alanlarından. Şimdi ben önce kazı evinden başlayacağım. Bunların ilerisine normalde ziyaretçileri arabayla kabul etmiyoruz.
Şöyle görüyorsun. Burası bizim Hocam, kazı evimiz. Evet canım. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Aralarda böyle soru sorsam, bölsem sana kızar mısın? Hayır, kızmam. Tamam. Şu şey dedin ya, kazı alanı için bir terim kullandın. O ne demek? Dekapaj. Dekapaj madencilik terimi diyebilirim. Orada şey yapılıyor. Açık maden işletmesi var. Lignit çıkartıyorlar. Yatan termik santralde kullanılıyor. Evet. Ona dekapaj alanı diyor, deniliyor. Şu Yok, anda ben... Bir alanı bir daha söyledin demin. Mezarların olduğu alana dedin. Ha, kurtarma kazımız var. Saman taşı. O Lagina'nın yakınında. Lagina bizim kutsal alanımızın bulunduğu kısım. Şu anda ben depo ve atölyelerin olduğu kısımdayım. Gördüğün seramik kasaları var. Yıkanıyor, kurutuluyor. Sol taraf restorasyon laboratuvarımız. Bunun haricinde arkada yeni bir konteynerimiz var. Şu, orada mimari çizimler ve diğer çizimler var. Bu bizim prefabrik dediğimiz kazı evimiz. Birkaç tane kazı evimiz var. Şöyle asma altı yerimiz de var, çardağımız da var yani tabii ki. Harika. Ondan sonra şöyle biraz kendime çevireyim. Arada şu anda ilerliyorum. Kazı alanın bahçesindeyim. Normalde pandemi olmasaydı şu anda burada en aşağı 40-50 öğrenci, 20 kadar akademisyen bulunurdu ve hummalı bir çalışma olurdu. Bu sene çok sakiniz. 10-12 kadar öğrencimiz var. Bir de genç gönüllüler gelecek. O yüzden kazı alanlarımız da kısıtlandı maalesef. Şu anda arkamda arabaları gördüğünüz yer normalde bizim öğrencilerin yemek yeme kısmıydı. Ama onu yapamıyoruz. Evet, maalesef. Çünkü kalabalık değiliz. Şeyden yatakhane gibi öğrencilerin kaldığı odalar. Bu da bize şey uymadı bu sene pandemiden dolayı. Şu Ama bu anda, geçici bir süre. Yani bu evet, bitecek. Seneye artık. Seneye. Evet, seneye. Şu anda, evet, bir yandan da fularım düştü. Şu an kazı evinin böyle en çok sevdiğimiz kısmı verandası, kuzeyde. Burada, güzel. Evet, yemek yiyoruz. Önde de görüyorsun aslan heykellerimiz. İşte müzenin deposuna taşınacak olan eserler. Kümesimiz, tavuklarımız var. Şöyle göstereyim. Tavuklarımız, horozlarımız var. Çünkü bunlara da bakıyorsunuz. Tabii bakıyoruz. Kedilerimiz, köpeklerimiz de var. Sebebini söyleyeyim. Yani akrep falan biliyorsun, çekirge onları yiyorlar. Bizi rahatlatıyorlar. Anladım. Bu yeni depo binamız, daha henüz işleme başlanmadı. İçinde kullanmıyoruz, daha teslim işi bitmedi yani. Onun Çok arkasında güzel da yapmışsınız. Burası boş bir şeydi. Koyunlarımız da da vardı ama onlar çok sinek yapıyordu. Artık koyunları bu sene sürüye verdik. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada kazı evinin bahçesinde şöyle biraz bir sürü böyle eser var. Sundurma çatının altından devam ediyor ama burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Arkadaki duvarı görebiliyor musun? Evet. İşte bu duvar bizim trapezoidal duvar örgüsü dediğimiz. Milattan önce 4. yüzyıla ait şehir suru. Şu anda ben surun iç kısmındayım. Bu da batıdaki surumuz. Öyle söyleyeyim. Milattan önce 4. yüzyıla ait bir sur. Ve çok ilginç olan şeyler de şu önümüzdeki sütun kaideleri. Bunlar kaide, yani sütunun alt kısmı. Oraya Bunlar, değil mi? Şu, evet, şunlar. Şunlar. Evet. Bunlar akantus başlıkları. Normalde biz bunları sütunların başlıklarında görürüz. Mesela bunlar sütun başlığı. Evet. Tamam mı? Aynı ama bunlar kaide olarak kullanılmış. Çok nadir görülür ve bunlar, burada bir gimnazyumumuz var. Orada birazdan göreceğiz. İşte oradan gelme eserler. Bir kısmı görüyorsun, şöyle alalım. Oo, harika. Görülüyor değil mi? Evet, burası çok böyle güzel. sundurma altında bir depo gibi. Açık hava deposu. Normalde buraya giriş yapamıyor tabii ziyaretçiler. Horozumuzu da görüyorsunuz. Onu soracaktım. Önünde böyle bir tel falan bir şey yok. Bizim Var buradaki var. var Üste mı? var.
İşte yoldan aşağıdayız şu anda. Ve surun iç kısmındayız. Torozlarımız da var. Görüyoruz. Evet, torozlarımız da var. Yazıtlarımız var, kabartmalarımız var. Asıl şurada çok güzel bir dizimiz var tiyatrodan gelme. Şu gelmek. Alınlıklar çok güzel. İnce şu alınlıkların işçiliğini gösterir misin? Evet. O en başta muhteşemdi. Şunlar var. Ay evet, bakar mısın? Şuna baksana, şuna Hı-hı. bayıldım. Evet, müthiş bunlar var. Ama asıl şurada göstermek istediğim şeyler var. Afrodisyas'ta da böyle şeyler vardır. Evet. Mask diyoruz biz bunlara. Bunlar tiyatrodan gelme. Her bir yüz farklı. Hı-hı. Bakar mısın kızgın surata? Harika. Evet, ya bu nasıl? Bu da Çirkin. Çirkin ama Çirkin. çok güzel işçiliği var. Boş ver. İşte bak. Ya, ama her yüzde farklı bir karakter var. Bakar Evet, mısın? Her bir yüz farklı. İşte o yüzden gösteriyorum. Demek ki burada çok büyük bir şey varmış. Tiyatro alanı varmış. Bakar mısın şu Hintli gibi olana? Ya. Evet. Tiyatrolardan Miletos değil mi? Miletos oralı. Yok, Miletos kentin ismi. Bak. Bu da geçen sene çıktı tiyatro kazısında. Köşe blok. Oo, süpermiş. Hı-hı. Peki bunları Evet. birleştirebilecekler mi? Daha sonra çünkü tiyatro kazımız devam ediyor. Şu anda deponun arkasında taş hastanesi dediğimiz kısımdayız. Bakalım, orada çalışan arkadaşlar var. Her kazının bir taş tarlası, bir taş hastanesi vardır. Burada sabahleyin öğrenciler de vardı ama onlar zannediyorum laboratuvara geçtiler. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin, canlı yayındayız. Evet, bakın bir tanesinde tamirat yapılıyor. Yapıştırma işlemi yapılıyor. Evet, arkeolog ve sanat tarihçilerimiz, restoratörümüz burada. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyor arkadaş da siz duymuyorsunuz tabii. Haydi görüşmek üzere. Evet. Şimdi yine kamerayı kendime çevireyim biraz. Evet, biraz da beni görün. Görelim mi ağlar o nur yüzünü? Ay, öyle bir laf ettin ki yani Arzu. Şimdi öyle, bizim kaze evi bahçesinden yola çıkacağım tekrar. Paralelindeyiz zaten. Normalde kazı başkanımız aynı zamanda Muğla Sit Kurulu Başkanı olduğu için hocamız. Bu hafta toplantı haftası. Onun için kazıda değil. Evet, şimdi kapıdan çıktık. Şimdi tekrar kamerayı çeviriyorum. Evet. Burası gezdiğimiz yer, hiç kimsenin giremediği alan değil mi aslında? Evet, şu anda biz kazı evindeydik. Orayı normalde görmezsiniz. Aha. Evet, burada bekçilerimiz. Merhabalar arkadaşlar, canlı yayındayız. Senemcim. Merhaba. Evet, sanat tarihçimiz. Onlar seni duymuyorlar Arzucuğum. Olsun, maalesef. Ben duyuyorum. Şu anda arkada karşılama merkezimizin inşaatı devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Aa, ne güzel. Evet. Çok şık bir bina olmuş. Evet. Karşılama merkezimizin inşaatı devam ediyor. Buradan kente doğru giriş yapacağız. Ama önce tabelalarımızı göstereyim. Tabelalarımızın hepsi yeni. Oo. Onun için gururla gösterebilirim. Nasıl tercüme oldu, ben yaptım. Oo, harikasın. Şöyle bir tarihçemiz var. Sen bize anlatacaksın nasıl olsa. Tabii onları bahsedeceğim yeri geldikçe. Şurada bir kent planımız var. İşte kentteki yapılar. Bir de tabelalarda şöyle şeyler göreceksiniz. Kara kalem çizimler. Aydın Erkuş'un çizimleri. Eğer buradaysa kendisini de görür, tanışırız zaten. Sonra olmazsa haftaya tanışırız. Vallahi bilemiyorum, işte gelir mi gider mi, İstanbul'a gideceğim diyordu geçen gün bana. Onun için bir şey diyemiyorum. Şu anda köy meydanına doğru yaklaşıyoruz ama
Burada bir konut ve hamam, arkasında cami, sonra da önümüzde restore edilecek olan bir sonraki yapı var. Biz hamamdan başlayacağız gezmeye. Bakalım orada ışığı nasıl halledeceğiz. Ya bu yapılar da çok güzel. Şimdi, evet, bunların restorasyonu geçen sene tamamlandı. Burada Selçuk Hamamı dediğimiz bir yapı var. Bakın duvar önde kesik çünkü yıkılmış bu zamanla. Evet. Sonra bu köşenin üzerine Ali Aydın denilen bir köylü vatandaş evini dikmiş. İki katlı. Tek göz oda var üst katta. Bir hayat var önünde. Altta da hayat ve odanın altı var. Biz oraları toplantı salonu olarak kullanıyoruz mesela. Bazen burada sınav yaptığımız bile oldu. Jüri sınavları. Peki. Bir şey sorabilir misin hocam? Sor. Bu ev herhalde fit alanının içinde kaldığı için el mi konuldu? Tescil yoksa edildi. Yoksa kiralanıyor mu? Ha yok yok, tescil edildi. Ondan sonra satın alındı ve restore edildi. Ha, satın alındı yani, şimdi şahsın değil. Tabii ki. Yok şu an değil ama biz yapıları sahiplerinin ismiyle tanıtıyoruz ve kullanıyoruz. Şu anda hamamın soyunmalık kısmındayım. Burada bizim bu panolarımız var. Bu panolar aslında şöyle görüyorsun. Köy meydanı, meydanları, yollar, gimnazyon, gladyatörler, Bulevterion, tiyatro ve Augustus İmparatorlar Tapınağı. Bu tiyatro kısmına gelecek hafta güneyden kuzeye gitmeyi planlıyorum. Bu da Lagina Hekate kutsal alanı. Hekate. Böyle bir teşhir, evet, evet, teşhir alanımız var. Hekate'nin bilinen tek kutsal alanı Lagina'dadır. Lagina'da Stratonike'ye bağlı bir kutsal alandır. Öyle mi? Öyle söyleyeyim. Evet, bu panolar karşılama merkezine taşınacak. Işıklı bunlar. Şu anda soyunmalıktayız biz hamamın içinde. Ve gördüğün gibi şey işte... Bir de şey vardı. Kaplumbağa terbiyecisi gördüm. Duvarda. Evet. Çünkü Lagina'daki ilk kazıları Osman Hamdi Bey yapmıştır. O yüzden o Osman Hamdi Bey'in yeri çok çok özeldir bizim için. Ondan. Ben dedim ya alaka. Yok yok, doğru gördün. İşte soyunmalık kısmı, oturma bankları, altta ayakkabıların konacağı yerler. Şöyle içeri doğru gidelim, bir aralıktan geçiyoruz. Bunun ismi İnci'cim, içeride çok çekmiyor galiba. Taş ya. İnci, içeride çok çekmiyor. Bina çok kalın duvarlı ya. Taş. Almıyor, evet. Çekmiyor. Evet. Şimdi beni. Tamam, şimdi. Daha... Evet, şimdi çekiyor. Taş yani, bina sıra... çekmedi içeride. Olabilir. Halbuki delikler de var ama şeyden zemininde biz cam kullandık. Kırılmaz cam. Öyle söyleyeyim. Ve o yüzden de hani alttaki hipokaust sistemi görülebiliyordu. Biz burada bazen sergiler yapıyoruz bu hamamın içinde. Bu Selçuk Hamamı denilen yapı 14-15. yüzyıla tarihleniyor. Bayağı da erken bir yapı. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkasından çıktım yapının. Aha. Evet, bakın. Burada kazı sırasında biz civarda topladığımız bir yapı. Cumhuriyet Meydanı, 29 Ekim 1933. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları. Orada evet. Yapı. Her köyde böyle şeyler bulduk biz. Mesela ben başka müzelerde Karacasu'da da gördüm. 6 ok, bir kitap, Cumhuriyet'in 10. yılı yazılı taşlar var. Hep bir meydana bir taş yapılmış. Şimdi hamamla Ali Aydın evi dediğimiz yapıyı bu sefer kuzeyden görüyoruz. Bu yan tarafta camimiz var. Ve muhteşem çınarlarımız. Ve hemen şurada restorasyon sırasını bekleyen, bak o biraz önce gördüğümüz surların devamı bunlar. Sur yapısının üzerinde bir 19-20. yüzyıl köy evi, Temelci Osman'ın evi.
O da restorasyon yapılacak. Buradaki taş duvarların dokusu sanki diğerinden daha farklı mıydı İnci? Yok, biraz öncekiyle aynı sur, aynı duvarın devamı. Ha. Şöyle, Orada sanki bakalım. aralarda daha fazla küçük taş varmış gibi. Hani bir büyük Ha, taş, bir o ince taş dokusu sorun değil. var ya. O sorun değil. Bak, karşıdan geliyor böyle. Aha. Surumuz burada devam ediyor. Üst kısımda Temelci Osman'ın evi var. Burada da bir köy kahvesi var. Daha önce restore edildi. Burasını bakanlık kiralıyor. Kahvenin restorasyonu Ankaralı iş adamı Nursel Güven tarafından yaptırılmıştır. Sene 2009 yazılı. Yenice kiracının sözleşmesi bitti. Zannediyorum yeni ihale açılır. Bakanlık karar veriyor bunlara. Bu, yani pencere dokusunu görüyorsun değil mi? Ay evet, Pencerelere. harika. İşte o eski yapılardan bir örnek bu. Gerçekten. Evet, şöyle ağacımızın oradan camimize doğru gidelim. Bu da camimizin bir görüntüsü. Geçen hafta da buradan canlı yayın yapmıştık. Sen demiştin ki arkada cami var ama gözükmüyor demiştin. İşte o şöyle, şu ilerideydim ben. Aha. Ağaçlardan görünmüyordu. Şu Evet. anda camiyi şuradan bir göstereyim. Abi cami de çok şıkmış. Çok güzel bir cami, mimarisi Evet, baksana. burası yenice restore edildi. Şöyle güzel bir yapı. Şaban Ağa Camii olarak geçiyor. Biraz Selçuklu Ama bu mu? caminin, hayır değil. Değil mi? Şu anki hali 19. yüzyıl. Restorasyon yeni tamamlandı. Şimdi caminin önünde şöyle bir sunumuz var. Aa. Üzerinde, evet, antik bir sunum Tapınak mıymış kullanmışlar. yoksa? Hayır, ne görüyorsun? Para. Aa, Para. şey. Bu sadaka taşı demek. Dilek. Ne Hayır, taşı? sadaka taşı, sadaka. Aa. Yani burada elini uzattığında para mı koyuyorsun, para mı alıyorsun kimse bilmez. Allah Amacı budur, sadaka taşı. Şu anda camimizin son cemaat yerini görüyoruz. Ana kapı, üzerinde mükebbire var. Sonra şu sol tarafta. Mükebbire ne demek hocam? Şimdi bak, şu kapının üzerinde küçük bir balkon var. Gördün mü? Balkon gibi algılayamadım ben onu ama. Ha, Ha şu. evet, şimdi gördüm. Şu. Tamam, evet. Evet, o Ha evet, mükebbire mektubu. caminin dolu olduğu zaman orada birisi olur. İçeriği göremeyenler, hani dışarıda kalanlar. Buradaki kişi yukarıda olduğu için imamı görür. Bu kişi yukarıda olduğu için dışarıdakiler de onu görerek senkronize edilir. Ha, Şeylerde de, Mimar Sinan eserlerinde de vardır mükebbire. Şurada bir mezarımız var. Bunun Şaban Ağa olduğu düşünülüyor ama kesin değil. Onu söyleyeyim. Ama asıl ilginç olan şey bu caminin. Bakın, şurayı görüyor musunuz? yaz Altta mı? caminin altından bir kanal geçiyor. Ha, su kanalı gibi değil mi? Evet, aynen, çünkü buradan dere akıyormuş. Aa. Eskiden dere akıyormuş ve Evliya Çelebi'nin anlatımında burası Sulu Cami diye geçiyor. Evet, camiyi genişlettiklerinde derenin üzerine doğru genişletmişler. Evet, camimizin kapısı her zaman açıktır. Ay Evet. harika. Evet. Şimdi, Ne kadar yalın, ne kadar sade değil mi? evet, Gösterişsiz. bunun Çok işte şık. restorasyonunu yeni tamamladık geçen sene. Şu anda arka kısımdayım. Bak, bu camlı kısım. Aşağıyı gösteriyor. Evet, şu an üzerindeyim ben camlı kısmın. O dere yatağı, alttan akıyormuş dere. Şimdi deremiz yok çünkü maden ocağı kentin hemen kuzeyi, şuradan 100-200 metre uzağa kadar kazılmış, 200 metre derinliğe kadar. Ondan sonra bütün su Çekti yatakları değişiyor yani. O suyu. yüzden de dere kurumuş durumda. Ama Hayır. en azından dere yatağı burada. Ve biz buranın restorasyonunu yaparken bütün bunlar kazıldı. Önce yapı sağlama askıya alındı. Her şey yenilendi. Ondan sonra içinde kazı yapıldı. Görüyorsun. Evet. Şu an arka kısmın üzerinde yürüyorum. Demek ki hamam da böyleydi. Ha, şimdi biz göremedik demek. Evet, işte içini göremediniz. Üzüldüm. Fotoğraf Bu yapı çekersin.
sonra artık. Şimdi bizim burada yaptığımız çalışmalardan, bu da bir alt kısım. Bak, sütun başlığını, antik çağ sütun başlığını ahşap desteğin altına kaydı olarak kullanmışlar. Evet, arkada minberimiz. Minberimiz çok ilginç. Tabii devşirme malzemelerle örülmüş. Çok sade ve güzel. Mihrabımızda hiçbir özellik yok. Çok güzel bir camiymiş. Çok sade. Çok beğendim. Çok sade. Evet. Diğer... Tam İslamiyet'in gerçek şeyini ifade ediyor bence. Evet, bak bu da diğer kaidemiz. O dışarıdaki kaideler gibi onları kullanmışlar demek evet, ki. Evet. Çünkü ören yerin üstünde yaşayan bir yerleşim olduğu için bu da kadınlar mahfili. Girişe doğru bakıyoruz şimdi. Çok hoş bir cami burası. Aslında bu minberin bulunduğu kısımda küçük kare bir cami varmış. Direklere kadar gelen. Daha sonra bu kuzey ve doğuda derenin üzerine doğru genişletilmiş bu cami. Biz kazılarımızda bunu anladık, bunu öğrendik. Bu her şey yenilendi. Direkler hariç, direkler orijinal. Şöyle göstermeye çalışıyorum size camimizi. Çaban Ağa Camisi. Stratonike'ye. Evet, ören yerinde. Ve nefes nefese kaldım. Evliya Çelebi'de Sulu Cami olarak geçen yerin burası olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir yandan ayakkabı giyelim. Tabii ayakkabılarını çıkardım. Evet. Ona göre rahat bir şey giyindim bugün ama. Evet, yine de oturmam gerekiyor. Olsun. Biraz toz problemimiz var bu yol inşaatından dolayı. Ama onlar da geçecek artık. Düzenleniyor her şey. Ama çok zaman alıyor. İncidir, evet, çok kaç senedir burada çalışıyorsun? Benim 4. senem. Çok olmuş gene değil mi? Hı-hı. Ama mesela Bilal Hoca 93'te zannediyorum gelmiş ilk kez öğrenci olarak. Ve o zamandan beri de burada. En sonunda artık kızı başkanı. Evet, çok benim kızımla yaşıtmış. Evet, şimdi köy meydanına doğru çeviriyorum. Karşımda şöyle ağaçlarımıza bakın lütfen. Ağaçlarımıza hastayım ben, bayılıyorum onlara. Asırlık mı bunlar da? Bunlar en aşağı 500-600 yıllık. Şurada yıkılmış olan köy dükkanları var. Onlar da ileride restore edilecek. Sağ taraftaki dükkanlar da restore edilecek. Bayağı bir şehir olacak burası. Efes gibi yani, değil mi? Hayır, çok farklı bir karakteri var. Çünkü Efes'in üzerinde 19-20. Yüzyıl yapısı yok. Şimdi buraya niye yürüyorum? Çünkü su alacağım. Susadım. Günaydın. Su alıyorum. Evet. Bayağı bir köy var yani antik şehrin üstüne kurulmuş. Tabii ki, tabii ki. Yani kurulmuş değil, yaşamaya devam etmiş. Mesela şu anda bir tane beton çeşmenin önündeyiz. Biz buralara levha hazırladık. Görebiliyor musun? Çok çirkin. Bu ne ya? Oraya hiç olmuş mu? Hayır, bu da tarihin parçası. Adnan Menderes çeşmesi. 19. yüzyılda. 20. yüzyılda. Tarihimiz de var. 5 Nisan 1954. Adnan Menderes Çeşmesi. Köy çeşmesi bu. Köyün meydanında. Görüyorsun köy meydanımızı. Evet, ağaçların altında bir kısmı restore edilmiş binalarımız. Çok güzel ağaçlarımız var. Gerçekten. Şimdi bir yandan su aldım çünkü benim damağım kurumaya başladı. Şimdi ben arkada gimnazyuma doğru gideceğim. Orayı göstereceğim. Sonra geri geleceğim buraya. Tamam. Öyle söyleyeyim. Köy meydanımız. Bunun da çok güzel panoları var. İşte dediğim gibi Aydın Bey'in canlandırma çizimleri. Sponsorlarımız GEKA, Kültür Bakanlığı, Yatağan Kaymakamlığı. Bu şekilde. Bazı işler 2018-19'da GEKA yani Güney Ege Kalkınma Ajansı
proje desteği verdi, hibe şeklinde. Biz oradan yararlandık. İki projemiz kabul olduğu için bu kadar çok işi bir anda yapabildik Yekan'ın sayesinde. Şimdi bu evi görüyor musun? Evet, bu da çok şık. Evet, Yani ev, üst kat ev. toparlanacak. Evet, üst kat ev. Altta Altta dükkan kalır. var. Ha, dükkan Dükkan, hayır dükkan. Şu anda kepenklere bakmanı istiyorum. Çünkü bu kepenkten alt kısım aşağı doğru açılıyor, üst kısım yukarı doğru açılıyor. Burası var. mağaza derler. Ve biz de o yüzden bütün dükkan restorasyonunda bu sistemi uyguluyoruz. Zaten bu köyde yaşayanlar, daha önce yaşayanların çoğu sağ olduğu için yeni köyde oturuyor onlar. O yüzden bizim bu konularda bilgimiz var. Öğrenebiliyoruz köyün neye benzediğini. Eski fotoğraflar toplandı tabii ki. Köyümüzün içinde hala 3-4 aile yaşıyor. Bayağı büyük, kocaman bir yer. Kocaman, daha yeni başladık. Batıdayız hala. Oo. Şu an gimnazyuma geldim. Aslında yürüdüğümüz her yer gimnazyumun içinde bir alandı. Ama gimnazyumun, yani okulun, şöyle gösterelim, spor okulu ya da ilkokul, lise diye düşünün antik çağ için. Gördüğün gibi şurada 5 mekan, birer de orada 7 mekan var. Bu sınıfların olduğu kısım. Şöyle bakarsak, şurada şu kısım aslında böyle geliyor. Kocaman bir anıt. Genişliği 105 metre, uzunluğu 267 metre civarında. Daha da büyük olur. Yani bilinen en büyük antik gimnazyum Anadolu'da. Şu köşedeki iki mekan, kuzeybatı köşe. Bak, yaşayanların olduğu evleri görebiliyoruz bu arada. Ay ne kadar güzel bir şey değil mi? Tam antik alanın içinde yaşıyorlar. Nasıl bir Evet. manyetik alandır. Evet. Sonra işte o gösterdiğim akantus başlık yapraklı kaideler de bu yapıdan çıkmış ve burada kazıların başlamasına sebep olmuştur. Şöyle geçelim. Taş işçiliğine bakar mısın? Duvar örme işçiliğine. İşte şöyle bu kadar Muhteşem. zoomlayabiliyorum. Bu kadar zoomlayabiliyorum. İnanılmaz şeyler var. Çok güzel gözüküyor. Şurada asıl merkezi olan yarım daire salona bakalım. Geçen sene burada National Geographic çekimi yaptık. Aydın Bey ve programın hostu olan Andrew burada oturup çizim yaptılar. Şöyle. Duvar işçiliğine bayıldım. Evet, mermer tamamen. Yarım daire planlı. Merkezdeki salon bu. İki tane salon bu yönde var, doğu yönünde. Bu merkez, iki salon burada, bir de güneye doğru üç tane salon bu tarafta. Şu anda işte o köy evleri. Ve şu karşımızda gördüğümüz tepe var ya, şöyle Evet. göstereyim arkada. Tamamen yapay bir tepe. Burada Aha. işte maden ocağı kazıldığı zaman, camimizi de görelim şu açıdan. Çünkü minaresi çok değişiktir. İşte dekapaj alanından çıkan şeyler buraya yığılarak buranın toprak kayması engellenmiş ve yapay bir tepe oluşturulmuş. Şimdi yol onun yanından geçiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi caminin minaresine bak. Evet, çok Çok değişik. güzeldir. Evet, çatıdan çıkan çok mütevazı, bildiğin Evet, kurşun aynen. bir süs minaredir. Yani özel bir şey yok. Şu an hani köylerde bile koca kubbeli, çifter minareli camiler yapıyorlar ya, sinirim bozuyor. Bu mütevazılığın zerresi yok onlarda. İşte esas Öyle. İslamiyet'in şeysi bu değil mi? Zaten mütevazı. Bence de. Bakar Evet, mısın? Bence de. Şimdi köy meydanına doğru geri gidelim. En azından arkada şeyi de görürsünüz, gimnazyumu da. Gimnazyumun şöyle bir özelliği var. Burası hem gençlerin okula geldiği yer. Bir de düşünün, yani günümüzden 2200 sene önceki bir yapı bu. Milattan önce 2. yüzyıla ait. Ve şey, gladyatörler de burada egzersiz yapıyorlarmış. Gösteriş dövüşleri yapıyorlarmış.
Bizim buradan çıkma çok sayıda gladyatör mezar taşımız var. Muğla Müzesi'nde teşhirde şu anda. Muğla Müzesi maalesef şehrin göbeğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yan tarafında. Yeri küçük, kısıtlı bir müze ama yeni yer tahsisi aldılar. Artık kaç senede biter bilmiyorum ama yeni büyük bir yapıya kavuşacak müzemizde. İnşallah o zaman çok daha güzel teşhirler olacak. Şimdi tekrar değiştirelim. İnci'cim, acaba Efendim canım. oradaki hani başta gösterdiğin sütun başlıkları ve alınlıklar vardı ya, bu cimnazyumdan Evet. çıkmış dedin ya, acaba Evet. onları sonra ileride yani bütünleştirecekler mi? Onu bilemiyorum. Şu an bir şey diyemem. Çünkü çalışmalar var. Bir arkadaşımızın mesela tez konusu. Şöyle O camiye tekrar bakıyoruz. Şöyle. Evet. Burada Hasan Arık Kahvehanesi restore edildi. Arka tarafı bizim depomuz. Ve bu kısmını bakanlık kiraya verdi. Onun için önünde böyle bir oturulabilecek Adnan Menderes Çeşmesi'nin yanında bu güzel ağaçların altına oturulabilecek bir alan var. Bu da çok hoş bir şey oldu bizim için. Şans oldu daha doğrusu. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayındayız YouTube'da. Evet. Burada Yukarıköy'de yani yeni eski hisarda arkadaşlarımız var. Kolyeler, takılar. Efendim? Restoratör de varmış burada. Merhaba, Evet. merhaba. Burada da işte evde yaptıkları reçel ve turşular var. Çok değişik şeyler var. Mesela bamya turşusu gibi, koruk turşusu gibi. Ay Seni çok yine ben yapıyorum sunumu. Bugün şey güzel. Aydın Bey gelmedi mi? Aydın Bey gelmedi mi? Ha, gelmemiş şansımıza. İşte böyle Koruk. tesislerimiz var. Koruk, evet koruk ekşisi Turşusunu burada. çok merak ettim. Evet. Koruk ekşisini biz Ege'de çok kullanırız. Nar ekşisi gibi bir mantık düşün. Evet. Bamyayı falan koruk ekşisiyle yaptığımız olur. Bir suyumu Evet. Doğuda nar ekşisini kullanıyorlar. Koruk olmadığı için belki de. su içeceğim de. ama şöyle söyleyeyim, biz Ege'de nar ekşisini çok kullanırız. Biz de çok kullanırız yani, ben de burada çok kullanıyorum. Yani tuz kullanmamak için işte ekşi şeyler, sumak, nar Evet. ekşisi. Şu an yine cami önünde bakıyorum. Bu yıkık dükkanların hepsi sırayla restore edilecek. Şurada fırın varmış daha önce. Üst katı ev. Yine ağaçlarımız var. İşte görüyorsun dükkanların şeylerini, vitrin kepenklerini. İşte orijinaller böyle olunca birazdan restore edilen birkaç dükkan göstereceğim. Bayağı bir köy varmış burada. Evet, 1984'e kadar köy burada. Aa, Maden yakın dekapaj alanından dolayı köy yukarıya 2 kilometre yukarıya taşınmak zorunda kalmış. var. Şurada bir saniye canım. Evet. 1328 sene. Yani Yani bin 1910'ların başları olması lazım. Şöyle, burada bir dükkanımız var. Aslında şu karşıdaki kapalı kapı, aktif bir kalaycımız var, Mehmet ustamız. Burada gelip açıyor arada. Yukarı köyde oturuyor zaten. Gelip açıyor. Kalaycılık işlerine devam ediyor, bakır işleri yapıyor. Bu şu anda yürüdüğüm yer Osmanlı döneminden taş döşeli bir sokak ve ana sokak aslında. Arkada nar ağaçları, incir ağaçları. İşte burada 3 tane dükkan yenice restore ediliyor. Kepenkleri öyle Evet. mi? Evet, aynen o mantıktı. Aynı kepekleri yaptırdık. Böyle bir proje hazırlandı.
Asıl şimdi ilginç yerlere doğru geliyoruz ama tam güneşin de alnında olacağız. Bakarsan antik çağ malzemeleri her yerde kullanılmış durumda. Ama öyle evet. Bir şey galiba yaşadığın alanda kullanabiliyorsun gibi bir şey biliyorum ben. Öyle bir duyum almıştım. Vallahi bunca senedir hep kullanılmış şeyler. İşte Asos'ta da öyle de o yüzden. Şu yol normalde şu sol taraftan devam ediyor. Bak orada da bir kahvehane binası var. Sonra evet. Önümüzde böyle sütunlar var ve bir kazı alanı var. Şimdi burayı gezeceğiz sırayla. Ama benim dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Şu anda biz o biraz önce gördüğümüz gimnazyumun doğu sınırında giriş kapısındayız. Burası gimnazyumun anıtsal giriş kapısı. Şu gördüğün büyük bloklar 2200 yıllık. Sol taraftaki küçük taşlı yol ise Osmanlı döneminden. Şu an yolları kötü görüyorsunuz çünkü benim yaşadığım ev, sabah gösterdim. Şu arkada ağaçların arasındaki ev. Oraya elektrik çekilebilmesi için bütün köy alanında elektrikler yer altına alındı. O yüzden bu taş döşeme, Arnavut kaldırımı sökülmek zorunda kaldı. Bunlar tekrar döşenecek. O yüzden yapılacak çok işimiz var. Çok meşgulüz yani. Şöyle bir yan taraftan başlayalım burayı göstermeye. Evet. Şöyle, Batı Cadde ve Kilise diye. Şu anda gördüğümüz şey, karşımızda bir sütunlu cadde var. Sağda sütunları görüyorsunuz. Solda da sınır belli. Taş döşeli, taş dediğim mermer oluyor bu arada. Bu cadde geliyor, burada şu gördüğünüz anıtsal sütunların bulunduğu kapı anıtında sonlanıyor. Çünkü kentin batı ucundayız hala. Ve burada anıtsal bir kapı yapısı var. Gimnazyuma giriyor. Gimnazyumun girişi buradan. Dediğim gibi bu 260-300 metre uzunluğundaki doğu duvarının üzerindeki ana girişi. Ve caddenin bittiği yerde gimnazyumuz milattan önce 2. yüzyıl. Ama geldiğimizde milattan sonra 6. yüzyıla. Bu caddeye, bu kadar büyük caddeye ihtiyaç duymamışlar. Gimnazyuma ihtiyaç duymamışlar. Şurada bir kilise inşa edilmiş yolun üzerine. Allah Allah. Bizim de varmış böyle değişik şey fikirler demek ki. Tabii ki. Bak şurada görülen yuvarlak kısım kilisenin apsislerinden birisi. Evet. Bu kilisenin de 2-3 evresi var. Kilisenin kullanımdan çıktıktan sonra da üzerlerine şu siyah şeyleri görebiliyor musunuz? Demir evet, levhalar var. Mezarlık haline gelmiş kilise yıkıldıktan sonra buralar. İşte 15 diye başladığı için 2015'te kazıldı buralar. Bakarsan hemen önümüzde de var. Burası yani kilise yıkılmış zamanla burası mezarlık haline gelmiş. Ama şu küçük bir kilise herhalde değil mi? Yolun geliştiği kadar. Yok yok. Küçük bir kilise. Aha. Şimdi traktör sesi de duyacaksınız. Çok normal çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi o traktörün yönüne doğru ilerleyeceğim. O da geçiyor zaten. Kolay gelsin. Canlı yayındayız. Evet, şimdi güneye doğru dönüyorum ama caddenin etrafını dolaşıyorum. Çünkü göstermek istediğim şeyler var. Dediğim gibi yollarımız bu kadar kötü değildi. Şurada yolun döşemesinde büyük bir sıra taş görüyorsun ya, mermer bloklar. İşte bu gimnazyumun doğu duvarı. Caddenin taşları şeklinde duruyor. Ve bu uzayıp gidiyor. İleri de tiyatroya doğru gidiyor. Güney yöne bakıyoruz şu anda. Yol değil. Yol haline gelmiş yıkıldıktan sonra. Üzeri toprak örtülüyor zamanla. İşte şeye bakıyoruz şimdi. Yandan düşmeden yürümeye çalışıyorum. Aman dikkat et.
Evet, gimnazyumun antisal kapısı. Arkada, sol arkada yeni restore edilen dükkanlar, sağdaki eski kahvehanelerden birisi. Yani işte içi boşaltılmış mezarlardan bir görüntü. Kilisenin üzerinde, etrafta. Şöyle bir görüntü veriyorum size. Yani ne kadar karmaşık olduğunu düşünün. Onu düşündüm deyince ne kadar çok iş var aslında burada. Şimdi çok, bakınca çok. İş var yani yıllarca bir, yani sürekli gece çok gündüz bitmez. Bitmez. İşte zaten 12 aylık bir kazı. İlk 20 kazıdan biri. Şu karşıda gördüğünüz evde restorasyon projesi hazırlanıyor. Kamulaştırma yapıldıkça biz de restorasyonlara başlayabiliyoruz. Önce çevreyi düzenliyorsunuz tabii, sonra Allah'ı düzenliyorsunuz. Bak, kazıdan çıkan taşları böyle dizmek zorundayız. Tabii bütün bunları yapabilmek için vinç lazım. Vinçlerin kiralanması daha bir başka işlem. Ya. Yeniden gimnazyuma doğru bakıyoruz. Şimdi bu tarafta, güney tarafında yolum. Biz buna Batı Caddesi diyoruz bu yola. Güney tarafta kemerli bir duvar ve önünde sütunlu bir şeyler var. Oraya doğru gidiyorum. Bu yapı bir latrina. Yani ne demek latrina biliyor musun Arzu? Bilmiyorum. Latrina. Mezar tuvalet. Gibi. Ha? Tuvalet. Aa. Evet, şimdi bak kapıdayım. Görüyorsun. Burası evet. eşeği. Buradan giriliyor. Ortada daha tam kazısı bitmedi. İşte şu yol üstte göçmesin diye bazen genişletemiyoruz. Şurada bir peristili var. Muhtemelen orta kısmı açık hava olabilir. Sonra etrafta böyle bir koridoru var. Ve duvar boyunca uzanan da bir kanal var. Bu kanal aslında daha derindir. Bakın, görülebiliyor mu? Bu tuvaletin kanalı. Bunun içinden su akar her zaman. Ve antik çağ tuvaletleri, şu an biz halka açık umumi tuvaletteyiz. Gördüğün gibi oturma yerleri. Yan yana, yan yana. Tabii. Ve çok hep ilginçtir, beraber. Şu kenarlar mesela içe oyuk yapılmış. Bu köşe kısım mesela taş ama orta kısımlar yok. Belki de orası diyoruz ki ahşaptı. Bilemiyoruz işte. Burası bizim latrinamız sonuçta. Çünkü latrinanın bu arka tarafında şu gördüğümüz duvar ve yapılar bir hamam kompleksine ait. Şurada da birinin, kim olduğunu bilmediğimiz birinin güzel bir lahdi var. Mezar şeyi. Ne denir ona? Tabutu taştan. Şimdi yan taraftan hamama doğru bir şey yapacağım ama tam net göremiyoruz hamamı aslında. Çünkü daha kazısı tamamlanmadı. Şöyle mekanlar var. Başladığımız. Ve ısıtılan mekanlar herhalde değil mi? Muhtemelen. Ve şu alttan anda ısıtma vardır o zaman. Bir mutlaka. Alttan ısıtma olmak tabii, zorunda. Tabii. Evet. Şu anda bu yürüdüğüm, indiğim merdivenleri biz daha evvelsi sene açmaya başladık. Yani yeni. Bunlar yeni çıktı. Zemin orijinal mi? Evet. Oo. Kalınlığı görüyorsun ne kadar gömüldüğünü. Evet. Burada bir peristil avlu var. Orijinal taş döşemelerimiz var. Şöyle biraz daha yapayım. Daha net görebilmek için. Gerçekten şey yani, ama Evet. bence bunun altında da tekrar bir şey, hani suyun, sıcak suyun akmasını sağlayan başka bir kanal sistemi olması lazım. Üstüne bunu kaplamışlardı. Ya şey, yani şöyle düşün, burası zemin seviyesi şu anda bulunduğum. Bak, geldiğim, indiğim merdivenler şurası. İşte 2 sene önce açtık. Daha burada yani bu sene işte öğrenci sayımız az. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. Öyle küçük sıkıntılarımız var yani. Çünkü hiç kimse kazma kürek sallayıp beden işçiliği yapmak istemiyor. Evet. Bu Denizli'de de aynı sıkıntımız var.
Burada da aynı sıkıntımız var. O yüzden evet canım. Şeyde bu tuvalet neydi adı? Latrina. Latrina. Şeyde yok muydu Asklepion'da? Asklepion'da da var. Değil mi? Efes'te orada de da var. Var. Sardis'te de var. Bak şu an Roma hamamının üzerindeyim. Daha kazınmadı. Köy yolu var. Arkada bir konağın kalıntısı var. Şimdi bu yoldan devam ederek biraz gölge. Ay canım. İşte jungle halinde buralar. Köy terk edildikten sonra jungle haline geliyor. Gördüğün gibi elektrik yerden kablo. Evet kablolarımız, su borularımız. Bunlar yeni olduğu için bu kadar kötü. Yoksa normalde çok güzel taş döşeli bir yoldu bu. Şöyle tarlanın ortasında bir kapı. Görebildin mi? Yine cimnazyuma mı ait? Hayır, bu gimnazyumun dışındayız. Doğuda merkeze doğru ilerliyoruz. Evet, tarlanın içinde. Bu tarla hala işleniyor, sürülüyor. Yenice ürün toplandı zaten. Buğday vardı. Yaşam Yolda, devam ediyor yani. Tabii ki. Gördüğün Sütunlar. gibi yola gömülü sütunlar. Bir başka ağ evi geliyor. Ağ evlerimiz, konaklarımız çok fazla burada. Özellikle 19. yüzyılda. Büyük bir zengin bir köy herhalde, değil mi İnci? Evet. Evet, su kaynakları çok bolmuş. Evet. Şöyle bakalım. Bu da cami mi? Hayır, konak. Bu bir konak. Konak. Evet, bak. Aa. Girişi buradan, analı kızlı dediğimiz türden bir kapısı var. Ha, Görebiliyor evet. musun şurayı? Evet, görüyorum. Analı kızlı kapıyı, evet. Evet, şöyle iki katlı cephesi var. Bak şimdi Çok şöyle güzel döndürüyorum. çekimleri. Yolun bu tarafına Ay, bak. harikaymış. Ve arkadaki yeni yapı da benim kaldığım ev. Daha Ay. yeni biten ev. Evet, şimdi şöyle grafitilerimiz var tabii ki. Grafitolarımız. Evet, onlar hayatta eksik olmaz. I love you'lar. Bu da servis kapısı herhalde. Muhtemelen servis kapıları iki tane var. Evet. Öbürküsü avluya giriş kapısı. Aslında yukarı katı içine girip bakamıyoruz. Uzaktan ben üst kattan görüyorum. Çok güzel ocağı var. Mesela. Ay, bakar mısın orada bir sütun şeysi vardı, kesiti vardı sanki. Dur Bakar göstereceğim var mısın? tabii. Şurada var. Ha evet işte onu gördüm. Bakar Tabii mısın? Devşirme malzeme. Şöyle Kullandılar bak. yani. Tabii Tuğlanın antik çağ arasına. mermerlerin üzerine bak arada tuğlalar dizilmiş. Görüyor musun? Bu Ama çok çok güzel bir doku olmuş. Evet muhteşem yani. Harika Ta olmuş yani. Yolun sonundaki evde de öyle ama şu anda biz bu antik çağ yapısına bakıyoruz. Bu Levterion Bu neymiş? diye işte anla anlatacağım. Bu Levterion üzerinde Osmanlı döneminden kitabeler var. O zaman Evet, şey şimdi 19. görüyorsun. Hayır, 16. yüzyıl, 17. yüzyıldan. Oo. Burası bir şahıs malı olmuş. Üzerine evini kondurmuş zamanla. Bak Ha. şurada da var. Gördün mü kabartmaları? Evet. Şurada Lale var. işte, İslamiyet'in ya. Serviler var. Vazo içinde lale, çiçekler ve kitabe. Evet. Şimdi bu yapı şuradan ben giriş yapacağım. Yan girişinden. İnanılmaz güzel şu taşların büyüklüğüne bakar mısın? Ay sorma. Burası İçini da şey görüyorsun. Yan mi? kapısı bu. Bu Levteryon Kent Meclisi. Ha kent meclisi. Evet. Bakın taş işçiliklerini gösteriyorum size. Ve antik merdiven. Ben. Şimdi buradan çıkacağım. Bunun simetriği de var. Şu an güneydekinden çıkıyorum.
Evet. Oh, yoruldum. Ay yorulmaz. Şurada duvardaki izleri görebiliyorsanız eğer, merdiven varmış. Bu duvardan, evet, batı duvarından yukarı çıkıyor. Karşıda benim kaldığım ev ve evet, kuzeydeki merdiven var. Şimdi doğuya, ana cepheye doğru dönüyorum. Burası biraz sorunlu bir zemin. Çökebilir diye mi? Hayır. Görüyor musun? Yani kayalar var. Düz zemin değil. Düz değil. Ha. Kayalar, altyapısı bu. Üst kısmı yıkılmış. Evet. Gördün mü şimdi? Evet. Antik tiyatro. Tiyatronun. Hayır. Ne bu? Tiyatro şeklinde mimarisi var ama. Auditorium mu? Odeon. Odeon, Odeon. Aha. Odeon olarak kullanılıyor. Bir de Bulevterion. Şöyle nasıl? Çok güzel. Odeon i̇şte, bildiğim kadarıyla orta noktada durunca bir noktası var. Oradan ses duyuluyor yalnızca mikrofon kullanılmadan, değil mi? Öyle bir şeydi. Yok, öyle şey demiyoruz biz onlara. Bu antik yapıların akustikleri çok çok iyi. Şuradan inebilmek için oturmam gerekiyor. Tam böyle sıcağına geldik artık. Burası iki katlı bir bina mı İnci? Efendim? Burası iki katlı bir bina mı? Burası tek bina. Ha. Ama şimdi aşağıya indim. Sahne kısmındayım. Aha. Şöyle kuzeyden batıya, güneye doğru arkadaki konağı görüyorsun. Şu an yapım içindeyim. Şu oturma sıralarının daha yukarıya da devam ettiğini düşün. Kentin danışma meclisi burada toplanıyor. Dışarıdan dikdörtgen bir yapı. Yapı belediye doğuya bakıyor. Yani. İşte belediyenin encümeni gibi düşün. Evet, evet. Encümen meclisi gibi düşün. Aha. Burada önünde veranda var. Bu verandanın sütunlu mu bunlar herhalde? Bak şimdi kuzey duvar. Görüyorsun, aha, değil mi? Evet. Kuzey yan duvarı. Bir saniye canım, kulaklık düştü. Kuzey yan duvarı. Doğuya bakıyorsun. Kazdıkları alandaki sütunlar aynen devrilmiş. Hmm. Görüyor musun? Evet, görüyorum. Devrildiği gibi Bizanslılar onları duvar gibi kullanmış ve konut inşa etmişler. Üstüne sütunları. Evet. Sütunlar altın duvar haline geliyor. Üstüne inşa ediyorlar. Bak güneydeki yan duvar. Bu önündeki de verandası. Şöyle göstereyim. Bunların üç boyutlu çizimlerini yapıyorsunuzdur siz herhalde. Hepsi bunlar lazer skenli. Bakın oturma sırası var aslında. Dışta da karşıda evet, da devam ediyor. İçerisi meclis binası. Evet. Şimdi bu meclis binasının çok ilginç özellikleri var. Neden? Şu anda Kuzey Anta Duvarı dediğimiz yere geliyorum. Size yakından göstereyim. Delikler var. Deliklerin haricinde yazıtlar. Evet. Roma. Bu, hayır canım, milattan önce 1. yüzyıla ait bir Yunanca yazıt var şu anda karşımda. Bu Menippos'un takvimi diye geçiyor. Menippos, Stratonikyalı, Cicero'nun öğrencisi. Buraya bir takvim yazmış. Şurada bak. Şunlar var ya. Evet. Ayların kaç gün sürdüğünü gösteriyor. Evet, Menippos. Şöyle yapalım. Biraz da beni görün. Tamam. Şöyle. Menippos Stratonikyalı. Diyor ki benim kadar şanslı olmayan Stratonikyalar takvimini, gününü bilebilsin diye ben böyle bir yazıt yaptırdım buraya diyor. Gördüğün gibi ego çok aşağıda. Ay ne kadar egoları yüksekmiş değil mi? Farkı var mı bugünden insanların? Yansıması farklı diyelim. Peki şuradan başka bir şey daha göstereyim. Gördün mü grafit evet, olarak?
bir kadın figürü gibi sanki. Olabilir, kadın olabilir ama bir insan figürü var, grafitolar var yani duvar üstünde. Ama biraz sabredin, şimdi duvarın arkasına geçeceğim. Kuzey Düşme kısmına de. Geçeceğim, düşmem, evime doğru gidiyorum çünkü. Evet, serin serin hemen bir duşa. Yok canım, suyumu Tam henüz öyle balkona sıcak. Koymadım, o yüzden sıcak suyum yok henüz. Oh. Ay, şimdi şu anda gölgedeyim. Şimdi Evet. bakın, çok yakından gösteriyorum yazıtları. Gördünüz. Evet. Şöyle. Bu da Yunan. Hayır canım, bu Yunanca değil işte. Çok benziyorlar. Ama Evet. bu Latince. Aa, Latince. kaç Evet. dilde yapılmış? Bu başka bir yazıt. Duvarın üst kesiminde, bak güneş gelinceye kadar açayım. Oraya kadar bu yazıt devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Bayağı uğraşmışlar yazmak için çiviyle. Çünkü kent meclisinin üzerine nasıl bir yazıt koyarsın? Vergi yazıtı koyarsın. Bak. Allah Allah. Görüyor musun? Evet. Şaşırtıcı ince. Evet, ama bu çok önemli bir yazıt. Şuraya kadar devam ediyor. Burada bitiyor. Şurası. İşte bu bittiği yerde ben şöyle kendime biraz gölge bir yer aramıyorum da. Şimdi bundan bahsedelim biraz. Evet, şu anda eski avlu duvarının bitiştiği yeri görüyoruz. Şimdi bu yazıt Diokletianus'un fiyat fermanı olarak geçer. 301 yılında milattan sonra Roma İmparatoru Diokletianus lüks içinde yaşayan Roma'nın müsrif hali nedeniyle ortaya çıkan felaket enflasyonu dizginlemek için bir tavan fiyat ne denir buna fermanı yayınlıyor. Tavan fiyat, biz buna fiyat narhı diyoruz teknik terim olarak. Sebep maksimum azami fiyatları belirliyor. Böylece enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor. Serbest piyasa Yaptığı değil yani. şey değil yani, bütün imparatorluğa bu yazıtlar dağıtılıyor. İşte böyle kent meclisi gibi. Kütahya Çavdarhisar'da Ayzanoy Antik Kenti var. Orada ticaret agorasının üzerinde var. Başka yerlerde de parçaları elimize geçmiş durumda. Amaç şeyi enflasyonu dizginlemek. Öyle söyleyeyim. Ama sebebi ne? Üçüncü yüzyılda özellikle yani 200'lü yıllarda Roma'nın aşırı lüks yaşamı ve bundan kaynaklanan, ithalattan kaynaklanan enflasyon. Yani Şimdi, Roma'nın, evet. pardon, Evet senle canım. sonra bitti bir şey söyleyeceğim. Ha, Roma'nın yaşam tarzı, yani bu aristokratlar, onların gelirleri, emirlerindeki köleler, hizmetliler derken şöyle şeyler var. Ben daha önce bir fil dişi üzerine bir çalışma yapmıştım mesela sanat tarihinde. Kuzey Afrika fili denen ve Suriye fili denen fil türleri varmış. Günümüze ulaşmadı. Sebep? Fil dişi ticareti Evet. de değil. Değil. Fil dişi ticaretini çok tercih ediyorlar. Ama asıl filleri sirklerde kullanıyorlarmış ve bu türler o yüzden yok olmuş. Ah İnanılır canım ya. gibi değil yani. Evet, inanılır gibi değil. O yüzden de Roma'nın yaşam tarzı, işte o sirkler, o geçit alayları, o ilk imparatorluk iktidar gösterileri hem hayvan türlerini hem ekonomiyi katletmiş durumda. Evet, şimdi sen ne söyleyecektin? Ben ne söyleyecektim biliyor musun? Şimdi sen anlattıkça bizim şeyde İslam Üniversitesi'nde bir uygarlık tarihi hocamız vardı. Ben güzel sanatlardayken uygarlık tarihi dersini almıştım. Fakat muaf etmediler. Dediler ki bu farklı bir içerikle bir şey eğitim dediler. Ben de iyi ki almışım. Gerçekten hoca
hep şunu anlattı. Eski uygarlıkların hani mesela Mısır'ın 4000 yıl yaşaması, Roma'nın bu kadar uzun yaşaması, Osmanlı'nın bunların ve günümüzdeki şeylerle bağdaştırdı. Yani aslında günümüze göre uygulayıp anlattı uygarlık tarihini. Ders alabilelim oradan diye. Benim de şimdi senin anlattıklarından anladığım kadarıyla eğer uygarlıklar ne kadar gösteriş, ego, işte büyüklük tasladıkları anda korkunç yıkımlar oluyor. Yani tamamen yok oluyorlar. Ama uzun süre kendi içinde daha mütevazi, daha sakin, işte daha halkları birbirine kaynaştırarak yaşayan toplumlar, uygarlıklar çok daha uzun süreli ve hani yıkılınca da öyle kökten yıkım olmuyor gibi geldi bana. Sen ne diyorsun? Yani mesela aslında haklısın. Yani geçişler daha kolay oluyor. Bak şimdi senin mesela bugün bir şey daha öğrendim hocam senden. Bu Stratonikea'da dedin ki 19. yüzyıldan hani eserler de var. Orada bir yaşam sürekli devam etmiş. Ama evet. Bak ne kadar sade, farkında mısın? Orada hiç böyle binalar sade, işte binaların içleri sade, her şey fonksiyonel ve minimum ihtiyaç karşılanmış. Bence bu günümüze aktarılması gereken çok önemli bir bilgi diye farkına vardım. Bir sosyolog olarak. Ama sen bir iç mimar olarak da minimalizmi düşünüyorsun demek ki. Tabii ki. Yani minimalizm çünkü hani tasavvufta da vardır ya bir lokma bir hırka diye. Hiçbir şeyin abartılısı iyi bir sonuca götürmüyor. İlişkilerin, yaşam biçiminin, her şeyde abartı olduğu anda o abartı yokluğa götürüyor. Her şeyi kopartıp atıyor. Evet haklısın canım. Yok ediyor yani. Hocam bugünkü yani... aldığım ders sizden bu oldu. Evet şimdi bak kamerayı çeviriyorum. Tamam. Şu an sabah ben Instagram'dan şurada oturdum konuşarak canlı yayın yaptım. Bu benim kaldığım, sadece ben kalıyorum şu anda. Çünkü daha inşaat yeni bitme aşamasında. İki gün önce lambalarım takıldı, artık aydınlık gecelerim var. Öyle ne söyleyeyim. Güzel. Evet, ay yukarıdaki ışığı açık unutmuşum. Ama çok güzel bu, bir bina bu da. Evet, bu bizim normal iç sofalı dediğimiz o balkonun ve giriş kapısının bulunduğu yer sofa. İki yanında da birer oda var. Altta iki oda, üstte iki oda olan kutu gibi bir bina aslında. Çok güzel. Burası Bılla Evi olarak biliniyor. Bılla, buranın kendi şivesinde abla demek. Ama abla olabilmek için bir ağ hanımı olmak gerekiyormuş. İşte burada daha önce yaşayanlardan tabii biz bilgi alabildiğimiz için şanslıyız. Burası Osman Eskişar Evi olarak biliniyor. Stratonikya'nın resmi ismi köy olarak Eskihisar. Ama siz yerliye sorarsanız Eskihisar diye net konuşan yok. Essar diyorlar. Essar. Onun için de evet Eskişar, Yenişar gibi soyadları burada çok yaygın. Bu ev böyle. Dışarıdaki müştemilat mutfağı var. Aslında o duvar, işte avlu duvarı biraz önce durduğum yere kadar uzanıyordu. Ama biz tabii ki bu anıtı da korumamız gerektiği için restorasyon sırasında avluyu içeri çektik. Hem böylece bu aradaki basamakları açtık. Hem de insanların gelip gidenlerin restore edilen bu yapıyı görmesini sağladık. Böyle bir şöyle bir şey yapacağım ve ondan sonra da bitirelim. Misafir kabul ediyor musun İnci yanına? Her odada bir tane yatak var güzelim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Öbür konak, meclis binası. Şöyle dönersek, bu da Bulla Evi. Bulla Evi'nin avlu kapısı. Yalnız biz burada restorasyon sırasında, tabii bunlar kazı yapıldı. Şu altta gördüğünüz her şey kazıldı. Bakın duvarlarda neler çıktı. Antik malzemeler çıktı. Böyle biz şu aşağıyı kazdığımızda mesela şurayı görüyor musun elimi? Evet. Şurayı kazdığımızda heykel falan bulduk. Yani. O kadar. Evet. Ev böyle baca yukarı doğru çıkıyor. Şu arka kısmı eski ev sahipleri, orijinal sahipler tabii. Müştemilat şeklinde mutfak, depo eklemişler.
Biz oraları da yaptık. Şimdi ışıklarımız da var. Allah'a şükür. geçen sene ve bu sene ben cep telefonu ışığıyla yaşadığım için bu binada. Allah'tan suyum var. Şurada çünkü bir kuyumuz var. Ceviz ağaçlarımız burada da devam ediyor. Ve o biraz önce kilisenin bulunduğu caddenin devamı Batı Caddesi. Hemen burada doğuya doğru uzanıyor. Çok güzel. Gördüğün gibi. Evet, üzerlerinde ağaçlar, tarlalar, şu ağaçların orada da şey var. Durmuş amcamız yaşıyor köyün yaşlılarından. Önümüzdeki hafta ben şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Şöyle Batı Cadde'den de biraz gösteriyorum. Şu ileride bizim bir kız alanımız var. Meclis binası ve benim kaldığım bina. Şöyle ağaca doğru gideyim, hatta da gölgede konuşalım. Şu karşıda bir başka konağımız var. Orası da kazı evimiz. Onları da haftaya göstereyim. Çünkü temizlik aşamasındayız. Temizliklerimiz var. Hı hı. Akrepler için, yılanlar için ilaçlama yaptık doğal olarak. Böyle bir ortamda. Normal. Çok normal. Bak, evimi görüyorsun. Ay evet, çok güzel. İndicim. Kutu gibi bir ev. Evet. Arkasında meclis binası. Ama şurada, şurada bak. Şurada. Evet. Tiyatronun parçasını görebiliyor musun? Evet. Ağaçların arasında. Gördüm, Tiyatro gördüm. Yamaç'ta. Evet. Tiyatro Yamaç'ta. Şurada görünen ev de Hasan Sar evi. Orası da Zahide Hanım'la Hasan Sar'ın aşkının konağı. Orası da bizim eski kazı evimiz. Kullanıyoruz hala. Orada da bir sürü yeni şey yapıldı. Orası da kullanılıyor. Buraya ben yeni geçtim. Daha henüz kullanıma açılmadı. Geçen sene şişe suyla falan yıkandığım olmuştu. Suyum bağlandı. Bu sene elektriğim de bağlandı. Çok mutluyum artık. Ya gerçekten. Evet. Evet, şu anda Harika. muhteşem bir zeytin ağacının gölgesindeyim, gördüğün gibi arkada. Bakar Seninle mısın ağaca? Ay ya, kim bilir kaç asırlık. Bakar mısın gözüne? İşte yani inanılır gibi değil. Çok güzel, çok yeşil. Köylüler 1984'te işte dekapaj alanı nedeniyle köy 2 kilometre yukarıya taşınmış Milas yolunda. Eski Hisar diye geçiyor ama burayı mesela Stratonike deyince ismi çok zor ya. İnsanlar bilemiyor. Stratonike gibi şeyler Benim söylüyorlar. gibi. Şimdi Stratonike ya. Stratonike'nin kenti demek. Stratonike de bir kraliçenin ismi Helenistik dönemden. Milattan önce 3. yüzyıldan. Yani burası bir kraliçenin isminden isim almış bir antik kent. Başka isimleri de var. Şimdi o biraz önce Menippos'un takvimi dediğim yazıtta şey diyor mesela Menippos, 1405 yılında diyor. 1405 yılındaymış Stratonike'ye ve biz Menippos'un milattan önce 1. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Yani bu durumda Stratonike'nin kökenini milattan önce 1500'lere götürüyor Menippos bize. Öyle bir takvim veriyor bize. Çok ilginç bir şey. Kentin başka isimleri de olmuş zamanında. Hatta Hekatesya bile denmiş, Hekate kutsal alanından dolayı. Ama burası bir aşk öyküsüyle biliniyor ve ben o aşk öyküsünü de haftaya saklıyorum. Heyecanı duyar çıkartmaya karar verdim. Çünkü gelecek hafta niyetim tiyatronun üstündeki tapınağın oradan başlayarak tiyatrodan inip bu sefer güneyden yine bu taraftan geçip şu arkamda bir kazı alanımız var. Oradan devam edip Kuzey Kapı'daki kazı alanımızı göstermek istiyorum. Çünkü Kuzey Kapı'da benim kazı alanım da var zaten. Benim alanda başlanmadı ama benim yapının kuzey ucunda, Kuzey Kent Kapısı'nda çalışma var, restorasyon çalışması var. Hem o öyküleri de haftaya anlatayım diyorum. Kısmet olursa eski Hasan Sar evini bahçesine de gideriz. Geçen hafta bir arkadaşımızın nikahı oldu zaten orada bahçede. Evet, çok kibar. Değil mi? Evet, maskelerle bir nikah oldu bahçede. Mütevazi bir şey oldu. Ondan sonra oraları da gezip kazı alanından Kuzey Kapı'ya doğru gideyim diye düşünüyorum. Bugün batıdan doğuya doğru geldik. Aslında kent merkezine kadar geldik. Ama yeni köyle eski antik kent üst üste olduğu için
Burada şey diyemiyoruz yani, bir Efes gibi değil burası. Efes'ten yok, çok farklı. Ve bunların, evet, bunların hepsinde koruma gibi bir prensibimiz var. Yani bizde Adnan Menderes'in çeşmesi de korunuyor. Bizde milattan önce 2000 yıla giden buluntular da korunuyor. Böyle bir anlayışımız var. Hatta şurada bir Osmanlı çeşmemiz var. Haftaya bakarız. O çok basit bir sokak çeşmesi. O dahi restore edilecek. Onların da planları hazırlandı. Yani her şey üst üste burada, yan yana. Ve o yüzden de çok değişik bir yer. Yani bu böyle bir ortamı kolay kolay göremiyoruz. Yani şöyle bir daha çevireyim. Mesela evin önündeki blokları görüyorsun. Bu bloklar meclis binasına ait bir kısmı. Şu anda ben Batı Caddesi'nin üzerinde oturuyorum. Sütunları görüyorsunuz. Bakın yanımdaki işçilikli parçalar, sütun parçası ve şeyleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Şurada sütunlarımız da var. Ağustos böceklerinin cırcırları geliyor mu? Benimki de o kadar çok ki burada. Seninkini duyuyorum. Evet, iki tane öğrencimiz de geliyor. Arkeoloji bölümünden Pamukkale Üniversitesi. Canlı yayındayız çocuklar. Aa, ne götürüyorsunuz, öğle yemeğine gelmeyeceksiniz mi? Ne çıktı? Hocam toparlayalım mı? Evet, bunlar yemeğe gelmeyeceklerine göre kesin bir şey buldular. Ben de şimdi oraya gideceğim demek. Tamam. İnci'cim, sana çok evet, teşekkür ediyorum. Bir yüzünü görelim. Taşları çevirsen kendine. bir kere bir şey öğrenmek istiyorum. Senin oradaki durumun kazı başkanlığı mı? Hayır canım. Hayır, ben kazı ekibi üyesiyim. Kazı başkanımız Profesör Doktor Bilal Söğüt, Pamukkale Üniversitesi'nden. Kendisi aynı zamanda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun başkanı ve her ayın 20'li olan bir haftasında Türkiye'deki bütün bölge koruma kurullarının toplantıları vardır. O da Muğla'da toplantıda bu hafta. Bugün son zannediyorum, yarın, yani normalde 6-7 gün üst üste toplantı yaptıkları oluyor. Yarın buralarda olacak. Bu arada şeyi istersen duyuralım. Gelecek haftadan itibaren çarşamba günleri. 11'de. Evet, çarşamba günleri 11'de yayına devam edeceğiz. Benim çarşambam boşaldı, perşembem doldu. Senin de perşemben doldu. O yüzden böyle bir gün değişikliği yapıyoruz. İzleyicilerimize de duyurmuş olalım böylece. İnci'cim, ben sana çok teşekkür ediyorum. Azminden dolayı kutluyorum. Çünkü böyle bir ortamda, bu kadar antik doğanın içinde olup da yılanlar, akreplerle, su yok, işte elektrik yok, böyle bir ortamda senden başka yükselen akrep yaşayamazdı. Abartma canım ya. Sağlam yükselen akrep olarak hocam, her şeye rağmen zorluklar beni güçlendirir hesabında. Gerçekten çok büyük emeğin var. Yıllardır oradasın biliyorum. Hatta Cumhurbaşkanı da gelip gelmişti değil mi? Evet, geçen sene geldi. Ağustos ayıydı zannederim. Sosyal medyadan takip ederken görmüştüm onu da. Hayatım, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Haftaya şu aşk öyküsünü merakla bekliyorum. Ne anlatacaksın? Evet, heyecanı dorukta tutuyoruz. Haftaya kadar sabredin. Benim astroidlerimin içinde Hekate astroidi var ya. Hekate benim için yani yol ayrımı diye geçiyor bizde, ama bakalım. Evet, öyledir. Üç yol kavşaklarında. Şöyle, önümüzdeki hafta biz Setonike'yi bitirdikten bir sonraki haftada şeye gideriz, Lagina'ya. Lagina'dan yayın yaparız. Orası daha küçük ama bir kutsal alan. Yani Didim de bir kutsal alandır. Hekate'nin kutsal alanı burada, Lagina'da. Mesela Milas yakınında Labranda kutsal alanı var. Orada da kazılar var. Labranda'yı biliyorum. Mesela bizim güneyde, 15 kilometre güneyde Zeus Panamaros kutsal alanımız da var, ama ben daha oraya hiç gitmedim. Orada hiç kazı da yapılmamış durumda. Ve yolu da yok. Onun için de orası biraz sıkıntılı bir yer. Onun haricinde kutsal alanlarımız var. Dediğim gibi Labranda, Hekate, Didim gibi. Bunları, evet, Labranda'da Olivia kazıyor. Yol üzerinde giderken sol tarafta kalıyor değil mi? Milas'tan,
Hayır, Milas'tan İzmir'e doğru giderken Dağda. sağ yol ayrılıyor. Dağlara doğru çıkıyorsun. Orası da Milas tarafları da burası gibi, yatağın gibi her tarafı mermer ocağı. Evet. İnanılmaz kamyonların hareket ettiği bir dağ yolunun üzerinde bir kutsal alan var. Ve milattan önce 6. yüzyıla kadar giden ve şeyi hatırlarsın, 7 harikadan biri Bodrum'daki mazoledir. Mazolos'un mezar anıtıdır. Mazolos'un kardeşi İdriyesun yaptırdığı anıtlar var o Labranda'da da. Peki o şey neydi? Zeus'un Athena tapınağı mıydı? Zeus tapınağı mıydı? Milas'ta şey Neredeki? sağda, yani Milas'tan Bodrum'dan İzmir'e doğru giderken sağ Ha taraf. ha ha. Tamam, anladım sen dediğin yer. Orası Evromos antik kentinde Zeus tapınağı. Zeus'un. Evromos'ta da kazı var. Abuzer Kızıl hocamız orada kazı yapıyor. Eğer programımızı uyarlayabilirsek bir haftada Evromos'u gezeriz onunla birlikte. Ben Tabii oradan o... ilk gittiğimizde o kadar etkilenmiştim ki ve hiç bilmiyorum yani oranın ne olduğunu. İnanılmaz bir manyetik alan, bir şey hissetmiştim orada. Sonradan öğrendim Zeus Tapınağı olduğunu. Çok büyük Zeus müthiş Tapınağı. bir yerlik var. Evet, küçük bir tapınak ama inanılmaz ayakta kalmış bir tapınak. Evet. O antik kentten hep sırf o tapınağı görmek için dururduk eskiden yolda. Görüyorsun, Turist Rehberleri Birliği Evet. Evet. şapkamla geziyorum. Her zaman gurur duyduğum eski mesleğim. Evet. İşte biz o tapınağı görmek için dururduk sadece orada. Şu anda kazı var. Orada bir antik kent de var aslında. Onun haricinde bu civarda Milas'ın hemen 2 kilometre güneyinde Ören yoluna girer girmez sağda Beçin diye bir Menteşe Beyliği'nin başkentidir. Orada da Kadir Pektaş hocamızın kazısı var. Oraya da kısmet olursa gideriz. Bir de Bodrum şeyde Güllük Körfezi'nde diyelim. İyasos kazısı var. Orada da Asuman Baldıran hocamızın kazısıdır orası. Eskiden İtalyanlar vardı. Şimdi Türk ekibe geçti. Orada da yani deniz kıyısında inanılmaz güzel bir yerdir İyasos'ta. Orada da kısmet olursa, programımız el verirse önümüzdeki haftalarda gideceğimiz yerler arasında sayabiliriz. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık İnciciğim. Haftaya aşk hikayesiyle görüşmek üzere. Merakla bekliyoruz. Evet, görüşmek üzere. Stratonikya'dan selamlar. Hoşça kal canım. Bay bay.